Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mountain Blade 2 Bannerlord'da yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Babuş Empire olarak oynadığımız seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle ne yapmaya karar verdim? Hüsnfulk şehrini kesinlikle yem olarak kullanacağım. Ama yem olarak kullanmadan evvel Jamirion'un elindeki bütün askerleri alacağım ve Jamirion'un askerlerini buraya koyacağım. Ve Jamirion yanımda adam toplamaya devam edebilir. Biz de Jamirion'un askerleri buraya koyarız ve burada en azından minik bir savunma grubu kurmuş oluruz efendim. Şöyle hemen adamları bir bırakalım. Tamam, 367'de 367. Şahane. Bununla beraber 153 kişilik bir savunma ordusu var burada. Hemen kenti yönet dedik. Oo. Bu kentin neden devasa sorunları var gibi hissediyorum ben. İstihkamlar falan bir. Milis kulesi yok. Meyve bahçesi yok. Bak formun ardından. Dur. Kuşatma atölyesini boş ver. Formun ardından. Bir meyve bahçesi, bir tahıl ambarı ve bir milis bölgesi. Buraları tık 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 yapıyorsun. Sonra bir de atölyeler. 40 bin para bıraktın. Ticarete geldin. 37 bini var. Bütün silahları bıraksak parası almaya yetmiyor. Biz de soylu atlarını alırız. Ve soylu atlarını upgrade'de kullanır mıyız? Evet, soylu atlarını upgrade'de kullanmıyor, şükürler olsun ki. Tamamdır hayatım, öyle de yapabiliriz senin dediğin gibi. YouTube'dan izleyenler bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Şimdi madem Asaray'dan burayı aldık, Asaray'a bir ateşkes yapalım. Ve sevgili hatunumun da istediği üzere yanımdakilere ordu dizeyim efendim. Özellikle biliyorsunuz Asaray topraklarında süvariler yoğunlukta olur. Süvari dizelim bizimkilere. Merhabalar, asker bağışladan şöyle bir sana hem süvarileri atalım hem de her şeyi tek tek yapmamak adına. Ne yapalım? Buradan bir 50 adamı sana vereceğim. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Katlemle evlenemez kimse. 4. orduyu da sahaya düşelim mi? Bence 3. orduyu da sahaya düşelim. 4 demiş olabilirim dilim sürçüp. Hemen yanıma geliyorsun. Yapma be. I'm yours to command. Yapma be. Yani saniyesinden 21 tane Kaan muhafızını terhis mi ettin? İşte iş güzelliğin sonucu bu. 20 tane Kuzeyit Kaan muhafızına mal oldu bana. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bana hiç kızma. Bu save'e dönecek bir hamle. Kesinlikle save'e dönecek bir hamle. Yani gerçekten zort ya. Gerçekten zor abi, bu save'e dönecek bir hamle dostlar. Yani ben dediğim gibi neden Kaan muhafızlarını bıraktı ki? Yani Kaan muhafızlarını bırakmasının hiçbir gereği yoktu. 430 tane fazladan adam var. 90 tane adamı içeri koyduk. Buraya şunları da koyalım. Tamam. Buradan çıkalım. Hemen birlik oluşturup katleme birlik oluşturtalım. Şu 100 adamı verelim. Katleme hemen gruba davet edelim. 99 oldu. Oğlum sen niye böyle benim adamlarımı atıyorsun ya? Hadi bir tane adam için save'e dönmem de. Çok ilginç canlılarsınız gerçekten ya. Hemen tekrar save burada. 3 ordu kuracağım. Ya ilk verdiğimde limit üstü verdim de şu an limit üstü vermedim. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle asker bağışladan. Sana 30. Sana 30 asker bağışlayacağım. Sonrasında Aseray tarafıyla barış yapıp size adam toplayacağım. Tamamdır. Hemen adam toplamaya doğru gidelim. Batı İmparatorluğundan Garyus savaş açtı. Ne yapacak olabilirsin ki? Piyade atla Allah ne verdiyse toplayalım da.
Batı İmparatorluğundan Garyus. Kesinlikle Hüsnü Fulg'a gelecekler. Güney İmparatorluğu ordusu musunuz? Merhaba. Gel bir gel. Sen kimsin? Silvina. Silvina öldüğünde yerine geçecek kimse yok. Abi çok iyi. Bu müthiş bir haber. Çünkü Silvina öldüğünde Vizartos klanı yok edilmiş olacak. Çok iyi. Merhaba. Sizi yok etmek istiyorum. Çok çok iyi. Magetia öldüğünde de bu kız 18'ine henüz basmadığı için Magetia'nın ölüşüyle Avlanos klanı da tamamen ölmüş olacak. Noreus kimden? Leonipardes'ten. Okey. Yani Noreus Leonipardes'in bir üyesi. Sadece birazcık zarar görmüş olacaklar. O kadar. Ama bu müthiş bir haber. Gerçekten müthiş. Atlıları bile yok. Atlı okçular lütfen onları delik deşik edin. Alper Savcı abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Alper Savcı. Merhabalar. Kelle almaca var. Tabii ki sevgili dostum. Bütün Kalrada diyarındaki kelleleri almayı amaçlıyoruz. Özellikle amacımız hikaye modundan ilerleyip imparatorluğu yıkmak ama imparatorluğun yanı sıra bize karşı gelen bütün devletleri, bütün düşmanlarımızı idam ediyoruz. Bununla beraber Vostrum, Hüsnü Fulg iki şehrimiz var. Bir tane de Tamluk kalemiz var. Ve tabii ki şehir alacağız, şehir kuşatacağız ama şehir almadan evvel yapmak istediğimiz şey şu. Yanımdaki yaverlerimin ordularını takviye etmek istiyorum. Hani asker sayımız bir artsın. Anladın mı? Ben tek başıma 300 adama bakabiliyorum ama hani bir 300 adamla şehri kuşatmak var. Bir de 700-800 adamla şehri kuşatmak var. Ben o 700-800'e ulaşmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Umarım bizim atlı okçular da iyi iş yapıyordur. Abi neye bakar biliyor musunuz bizim ordu dizmek? Birbirleriyle savaşan krallıkları takip edip esir düşmüş adamları alıp kendi ordumuzu öyle kuracağız. Başka türlü ordu canlandırmak bir hayli zor olacaktır. Benim canım niye yarım? Bu savaş esnasında mı beni dürttüler yoksa bu Hüsnü Fulg'dan kalan bir yarımlık mı? Galiba şehri alırken geçen bölümden kalan bir şeylik bu. Geçen bölümden kalan bir yarımlık. Oğuz abim hoş geldin, nasılsın? Evet, canımın az olduğuna ben de şimdi dikkat ettim. Gerçi bu savaşın gidişatını etkilemez. Zira bizim atlı okçularımızın sayısı fazla. Onların da birlik sayısı fazla olabilir ama atlı okçularımızın sayısı bir hayli fazla ve onlar piyade. Etraflarında döne döne mahvedeceğiz onları. Hatta bir çıkgir zamanı mı? Kaç kaybımız var? 25. Hoş değil. Ama hayır, çıkgir yapmayacağım. Çok şükür abi, seni gördüm, daha iyi oldum. İyi olmana sevindim abi. Au. Şahane. 33 kayıp. Olacak o kadar. Asıl önemli olan buradaki adamların tamamını idam edebilecek olmamız. Yani Güney İmparatorluğundan iki klan daha silinecek. Dolayısıyla imparatorluk yıkıma bir adım daha yaklaşmış olacak. Ve imparatorluktaki bütün lordlar yaşamlarını yitirdiğinde belki de bütün şehirler bize kalacak ve biliyorsunuz ki Babuş Empire olarak yönetimimiz çok iyi olduğu için yönetim anlayışımız, politikalarımız kimse şehirde vali olarak atanmış olmasa bile o şehir bize isyan etmeyecek efendim ve politikalardan gelen sadakat çok yüksek olduğu için şehirlerde milis üretip mümkün mertebe toprak kaybetmemeye çalışacağız. Belki de bu seride sadece tek başımıza bir klan olarak
bütün Kalradayı fethedebiliriz. Bilmiyorum. Emin değilim. Sıkılırsak bırakırız tabii ama imparatorluk yıkılmadan bırakmak yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İki klan yok oldu bile. Bunları alıp bizim çocuklara atar mıyım? Atarım. Ve savaş atım yok. Evet, şimdi hemen asker bağışladan. Bunlar demin aldıklarımız, peki. Biraz kayıp vermişiz, olur o kadar. Şimdi öncelikle bir... Minikten yok olma zamanı geldi klanların. Hoppa! Avlonos klanı ortadan kaldırıldı. Silvina öldükten sonra bir klan daha ortadan kaldırılmalıydı. Bir klan daha ortadan kaldırılmalıydı ama. Hoş olmadı. Artı bir klan birliği. 5 kişi gezebileceğiz. Gönder geli silahtan devam etsek belki yerleşkeye fazladan milis falan alma gelir. Neden şey olmadı peki? Yani bu... yok olmuş. Bunlar paralı askerler. Bu çocuk mu? Bu mu? 19'una basıp klanı devraldı. Bu. Çünkü normalde... Yok, 58 yaşında bir kadın daha var. Bu kolay kolay ölmez. Okey, Güney İmparatorluğu neredeyse bitti sayılır. Biz sağdan soldan... Oh, süvariler. Biz sağdan soldan adam toplamaya bakalım. Tamluh Kalesi oldukça iyi durumda. Orman aydutlarını falan takmıyorum. Hüsnü Fulg'a belki bir saldırı gelebilir. Ona da Batı İmparatorluğu'nun dalmasından çekiniyorum. Güney İmparatorluğu şu an bana 830 haraç vererek barışmaya razı oluyor. 860 haraç da bana ödediyor. Batı İmparatorluğu yok. Onlara bir şey yok. Çocuk 18 yaşına girmiş de. Tam zamanında yani. Razih'i alamayacağım çünkü Asera'yla barış attık. Razih'te esirleri satarız en baba. Ay. Bak, Asaray'daki adamlar gelişmiş, fark ettiniz mi? Bir iki tane de yoldaş alalım da. Asaray'daki adamlar gelişmiş. Biz böyle 1000 kişilik koca bir ordu toplarız. Toplarız, toplamasına da para. Hep parasal anlamda problemim var ya. Wow. 5000 için bir şeyler yaparız. Gıda konusunda her zaman zirveye zorluyorum diye düşünüyorum ama. Oğuz abim, bir saate müsait olursan seninle birlikte Rimworld'e başlayalım mı? Modlar kurulu. Hala geçen kurduğumuz modlar. Çölde tek başımıza bir hayatta kalma serisi yapalım diyorum ama. Nasıl olur bilmiyorum. Çölde tek başımıza. Ya da çöl olmayabilir. Genel anlamda tek başımıza bir hayatta kalma serisi ama çöl daha güzel olmaz mı ya? Bilmiyorum, invade'leri falan nasıl halleder acaba? İkiniz bir dünyayı oynuyordunuz, multisi vardı. Ya multisi var da... Discord'dan yayın veririm Oğuz abiye. Tek yerden ittiririz. Şu orman aydutlarını aldırış etmeyin, onlar ana hikaye görevi. Komplo... görevleri. Komplocular var hani sizin ayağınızı kaydırmak isteyen. Temel olarak onları anlatıyorlar ve şehir kuşatma altında. Hem de Wostrum. Çüş. Şahinim. Ara seri olarak sen ne istersen bak ben onu indirip kurabilirim. Wostrum'a nasıl saldırdılar, ben şu an onun şoku içerisindeyim de. Wostrum çünkü çok kalabalık. İçeride 700-800 kişi falan var.
Ara seri olarak bu arada dediğim gibi Şahin'im, yani senin istediğin bir şey varsa onu oynayabiliriz. Ne bileyim, The Forest falan oynasak çok mu ağır gelir acaba? Hüsnü Fulk da kuşatma altında. O da Güney İmparatorluğu. Tamam. Önce Güney İmparatorluğunu şişleyip sonra Vostrum'a dönüyoruz. Çünkü Vostrum'a öyle kolay dalamazlar diye tahmin ediyorum. Hüsnü Fulk kötü durumda. Önce onu kurtaralım. Sonra Vostrum'u kurtarırız. Henüz Vostrum'a saldırmamışlar. İki noktaya birden dalacağız. Temyon'un ordusu burada. Selamın aleyküm. Sevgili Temyon. Temyon ve Mana'nın birlikleri. Mana'n da Leoni Pardes'ter. Temyon da Leoni Pardes'ten. Şöyle bir 2 dakikada tık tık. Öteki Temyon'u da bulup idam etmem lazım bu arada. Mümkün mertebe hızlıca. Sende mi Jamirio? Sende mi? Aynen. Sende. Tutsaklarından biriyle değil. Askerlerini inceleyeyim. O tutsağı bana ver. Ve bir 10 tane al. Hemen Batı İmparatorluğu da almadan şehrime girmem lazım. Şimdi buraya girdin. Dilediğiniz gibi yerleşkeye adam bırakın. Sıkıntı yok. Ve biraz da para lazım. Eksi 5.000 diyor. Asgari atları verirsin. Bunları satarsın. Kereste mereste dursun. Yürü. Abi o Vostrum çökmemeli ben gidene kadar. Lütfen ben gidene kadar Vostrum'a dalmayın. Yani destek birlik falan bekliyor olun. Ne olur. Çünkü o Kuzeyt Kaan muhafızı koydum ben içeri 200 tane. Onlar bile onları delik deşik etmeye yeter. Bu arada köylerin yağma yemekten sıtkı sıyrıldı ve adam kalmadı yani Güney İmparatorluğunda. Batı İmparatorluğu açlıktan öldürmeye çalışıyor olabilir garnizonu. Hemen içeri girip doğrudan müdahale etmeye çalışabiliriz. 1400 kişiyle gelmiş Garius. Evet. Bir Batı İmparatorluğunu da yerle bir etmenin vakti gelmişti. Erzak stoku ne durumda? Erzak stoku eksi de. Yerleşkede sadakat sorunları var. Dalsana. Dal lütfen. Bir save alalım ne olur ne olmaz. Ben üzerlerine gidemem. Onların da almasını beklemek lazım. Arzagos'tan önemli bir mesaj. Arzagos defol git başımdan. Yani sayın hocam, saldırmak zorundasın artık. En olmadı şehre girip şehirdekilerle beraber dışarı hücum edebiliriz. Yani abi şehirdeki adam sayısının azalmasını bekleyecek bunlar ya. Diyelim savunmacılara yardım için şehre girdik. İçeri girdik. Ama devam ediyorlar kuşatmaya. Çok ilginç. Bak Vostrum garnizonu yaralanmaya başlamış bile. Bunlar full Kuzeyit Kaan muhafızıydı. Yaralanıyorlar. İçeri girip ansızın dışarı mı dalmak daha makuldü acaba ya? Vostrum benim için vazgeçilmez bir şey. Ne kadar yemeğiniz var ulan? 4 gün. Ya benim Zulam'da dünya kadar yemek var da işte oyun dandik oyun olduğu için benim üzerimde de yemek var aslında. Benim üzerimde 257 gün yetecek yemek var. Şeye paylaştırmıyor erzaktakileri. Evet. Benim bütün garnizon açlıktan öldükten sonra daldılar abi. Dur bakalım. Save aldık. Dandik oyunun dandikliği yüzünden kaybedersem save'e geri döneceğim. Bazen fazla ağladığımın farkındayım. Ama söylediklerimde sonuna kadar haklı olduğumu düşünüyor ve dibine kadar ağlama hakkımı kendimde saklı tutuyorum. Umarım koçbaşını falan kırarlar ve evet bakın bir de ne vardı? Bu şehirde şey yoktu. Sadaklar yoktu. Bu şehirde herhangi bir şekilde ok bulabilme imkanınız yoktu. Umarım
ok yerleştirmişlerdir artık şehre. Şehirde hala ok yok değil mi? Gelmiş geçmiş en harika oyun. Olağanüstü, mükemmel bir oyun. Yerleşim yerinde ok yok sevgili dostlar. Koç başına vur lütfen dandik oyun. Koç başına vur. Koç başına. Tamam, kuşatma kulesini yıksan da olur. Birini yık yeter. Galiba yıkılacak. Evet. Oklarım yok. Arkadaşlar, şehirde ok alabileceğiniz bir yer yok. Ok yok şehirde. Ok yok. Ok. Şehirde ok yok. Çığlık atsam size ayıp olur mu? Saklayacağım, saklayacağım. Okları saklayacağım. Şehirde ok yok çünkü. Okları saklayacağım çünkü şehirde ok yok anneciğim. Teşekkür ederim. Aa, çok iyi. En azından kuşatma kulelerinden biri devrildi. Yani sadece merdiven ve kapı kartları var. Ki kapı kartını da oynayamayabilirler. Zıpladığımda elimdekini bıraktı mı? Senden nefret ediyorum. Oy. Hala nefret ediyorum ama. Oy. Onlar bir de lejyoner, onlar bir de lejyoner. Ama hala tiksiniyorum. Çünkü çok kötü bir oyunsun. Teşekkürler. Şimdi biliyorsunuz ki oklarımı harcamadım. Çünkü oklarımı burada kullanacağım. Oklarımı burada kullanmaya niyetliyim. Elimizdeki ok sayısı sınırlı olduğundan dolayı biraz daha tedbirli oynamaya gayret edeceğim. Yani en azından birkaç kill alabilelim. Ya da ne bileyim şu katafrakları falan yarabilelim. Buradan çok iyi loot çıkacak bu arada. Orası kesin. Ana kapıyı yarıp girmiş olabilirler mi? Muhtemelen yarıp girmiş olamazlar değil mi? Geri mi çekiliyorlar, toplanıp mı gelecekler? Eğer geri çekiliyorlarsa yaşadık, toplanıp geleceklerse büyük sıçtık. Ya şu şehre niye Allah rızası için bir tane ok koymadınız ki? Yani istikam seviyesini falan da yükselttim. Koymuyorlar abi ilginç bir şekilde. Gerçi ne doğru ki bunu doğru yapmadılar diye şikayetleneyim. Merhaba. Selam. Ne haber? Görünmez duvar. Nereye takılıyor ya ok? Bir de bunun
Bunlar sağlam heriflermiş ya. Neyse, bu savaş er ya da geç yapılacaktı. Olur şahinim. The It Takes Two. Bakalım ya. Biraz platform olduğu için çekiniyorum ondan ama. Öfkeliyim. O yüzden kendi adamımı vurdum. Bu düşmanlar arasında korkuya sebebiyet verecek. Çünkü diyecek ki lan adam deli. Kendi adamını vuran bize neler yapmaz. Game Pass yok muydu Shine'im ya Game Pass'te? It Takes Two Game Pass'te vardı sanki. Olmadı ben de EA Play alırım ya, sıkıntı yok. Tamam Game Pass'ten oynarız o zaman. Ops. Normalde ok kullanmazlar. Şimdi düşman askerlerinin bana karşı ok kullanacağı tuttu. Ölüp bir de savaşı riske atmayalım da. Ölüp bir de savaşı riske atmayalım da. Beyler arada minik bir koridor açıklık bırakıp oradan adam geçmesine sebebiyet veriyor olabilir misiniz acaba? Maşallah yani o kadar güzel bir savunma ki aradan kenardan köşeden şey yapıyorlar. Üzerlerine hala hücum emri vermem onların. 500'e 140 falan vurdular. Abi garnizonda 200 tane Kuzeyit Kaan muhafızı vardı. O garnizondaki Kaan muhafızlarını açlıktan öldürdüler. O sıkıntı oldu biraz. Of, hala karşıdan çok kalabalık geliyorlar. Gerçekten hiçbir yerde ok sadağı yok mu ya? Yani yukarıdan bir yerden ok doldurayım. Oklarla şey yapayım. Yorayım elemanları. Adamlar kaleyi ele geçirmiş. Yuhu. Ölülerden al okları. Aa, bulabilirsen alırsın bu kadar yerin içerisinde. Ayrıca bana akıl vermeyin ya. Yani oğlum ben yerdeki adamdan almasını bilmiyor muyum? Yani sence konumuz şu anda yerdeki adamdan ok alamıyor olmam mı? Konumuz şu anda kademe 2, kademe 3 sura sahip şehrime bir tane bile ok konmamış olması. Konumuz şu anda bu. Ve savaşı her türlü kazanırım. Ondan dolayı sinir yapmıyorum. Sadece sizin bu hani şu oyunu şey böyle bir yere göğe sığdıramamanız var ya o benim sinirimi bozuyor şu anda. Sence konumuz o mu? Hani yerden ok almak mı? Koca şehre ok koymamış herifler. Anlıyor musun?
Her türlü savaşı aldık bu arada, hiçbir şey dert etmiyorum. Hukonski abonemiz olarak aramıza katılıyor bu arada. Merhabalar Hukonski, hoş geldin. Acur Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Acur hoş geldin, merhabalar. Sence konumuz o mu? Sıçtık. Lemonli dondurumu Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor, hoş geldin. Umarım çok kayıp vermem. Evet, Wallstorm milisleri falan yandı. Evet, şimdi Batı İmparatorluğu'nun birliklerinden kurtulma zamanı. Hepsini ver ve şehrin içerisindeyim. Yani herkesi satacağım. Yırtık. Fidye alınacak tutsakları seç. Attım bunları. Aldın geri. 33.000. Var mı skill stat bir şey? Yok. Şehirde ok yok diyorum. Adam diyor ki yerde al diyor. Yerden diyor al diyor. Yerde diyor ölülerden al diyor. Şehirde diyorum ok yok. Yok adamlar diyorum koymamış diyorum. Yani hani rezillik diyorum. Adam diyor ki yerden alabilirsin diyor. Bunlar ya, sizin şu oyunu sevme sevdanız beni bitiriyor. Gerçekten beni bitiriyor. Yani midem bulanıyor ya sizi görünce. Gerçekten midem bulanıyor ya. Bu kadar olmaz, anladın mı ya? Olur da bu kadar olmaz yani. Adamlar şey böyle toz pembe Pollyanna görüyor ya. Neyse, şikayetlenmek yok. Sanki bunu söylemek için biraz geç kaldım gibi. Şikayetlenmek yok. Seriyi sonuna kadar bitirmeye çalışacağım. 11 tane daha Kaan muhafızı ekleyeceğim buraya. Buradakiler zaten hani Kaan muhafızları güçlü kuvvetliler. Buraya dalmaya hep çekiniyorlar ama sıkıntı şuydu efendim bu zamana kadar. Sattık mı bütün esirleri? Sattık. Sizin üzerinizde esir var mı? Yok. Yani dolayısıyla bütün adamlar burada zindanda, değil mi? Evet, şu 12 adamı bir infaz edelim. Şuradan bir çıkalım. Şöyle hemen bir save alalım. Şikayetlenmek yok, sıkıntı yok. Seriyi, oyunu bitireceğiz bir şekilde. Şimdi öncelikle Batı İmparatorluğu birliklerinin her birini teker teker bir idam edelim. Esen Gunner, Primer Avantajı'yla 10. ayında bu arada. Teşekkür ederim Esen Gunner, sağ olasın, eyvallah. Hoş geldin, 10. ayın kutlu olsun. Hileler açık olsa şeyi deneyecektim ya. Baştan bir save açıp Wallstorm'a doğru koşup kuşatma atacağım. Bakalım hani yeni patch'te falan düzeltmişler mi, yoksa Wallstorm şehrinde hala mı ok yok? Bu arada şehirde atölye kademe 3, surlar kademe 2. Onları da göstereyim size birazdan. Surlar ne alemde, şehir ne alemde. 560k paramız var. İyi bari, parasızlıktan ölmedik hala. Ve evet, neredeyse bütün Kaldradi'yi yerle bir ettik. Çok büyük de bir kayıp vermedik ha. Yani kayıp büyük olasılıkla bizim orduda var ama. Hem de bir hayli fazla. Yerleşkeye asker bırakmayın ama. Neyse, ben onları geri alırım. Bak. Sur neredeyse 5 gün sonra kademe 3 olacak. Atölyeler 3. Kuşatma atölyeleri 3. Meyve bahçeleri 3. Milis bölgesi 3. Tahıl ambarı 3. Ki milis bölgesiyle durumun pek bir alakası yok. Bunun farkındayım. Ama yani dediğim gibi abi, ya adamlar ok koymamış, hani bunun kelime karşılığı rezillik, tamam mı? Ok yok şehirde. Ve yani ben savaşırken kepaze oluyorum ama adam bana diyor ki abi yardan al at yani. Çok pratik zekalı çözüm ürettiğinden mi? Değil. Neyse. Abi erzak şundan dolayı kötü, bütün köyler yağmalanıyor ya. Bütün köyler yağmalandığı için erzak durumu kötü durumda ne yazık ki. Ve umarım o askerlerin bir an evvel şey olur. Garnizona adam koymayın. Heh, 200 tane Kuzeyit Kaan muhafızım dursun. Buranın garnizonlu adam istemiyorum.
Askerleri sana verelim. Devam. Ben birazcık adam toplamaya gideceğim. El mecbur. Yapacak hiçbir şey yok. Sevgili George Jesus 5 lira göndermiş bu arada. Kesene bereket. Teşekkür ederim George Jesus. Sağ olasın. Kendi PC'mden oynuyorum ya. Şehre yemek bırakılmıyor. Yani şey yapabilirsin, satabilirsin de o tam olarak yemek bırakmak olmuyor. Kendi PC'mden oynuyorum dediğim gibi. CPU kullanımı iyileşti mi? Evet. Bir saniye, Kuzey İmparatorluğu ne diyor? 3080 haraç ödeyerek. Abi öderim, bekle. 240 haraç alarak. 2610 haraç ödeyerek. Üf. Şaka falan yapıyor olmalısın ya. Gerçekten şaka falan yapıyor olmalısın. O paraları ödemeyeceğim kesinlikle. Kameram biraz kapalı olacak dostlar bu arada. Tekrardan bir ordu toparlama evresine girelim yavaştan. Wow. Sürümümün kaç olduğunu bilmiyorum. Farklı kaydetten baksam gözükür mü? 1-3-0. 1-0-3. Hı. Sürüm bu. 1-0-3. Ve koştur bakalım. Abi beni anlamadık bir şey yok. Yani kendiniz oynadığınızda da bunu göreceksiniz arkadaşlar. Bazı şeyler... Bilmiyorum, benim çok gözüme batıyor da olabilir ama... Hani gerçekten çok sıkıntı. Can sıkıcı çok fazla durum var. Siz bunun farkında değilsiniz. Neden farkında değilsiniz? Çünkü oyunla benim kadar zaman geçirmediniz arkadaşlar. Benim 567 saatim varmış. Bak daha oynarım da. Hani şu an seri yaptığımdan dolayı şey yapmaya çalışıyorum. Oynamaya mümkün mertebe durumu anlamaya çalışıyorum ama. Dışarıda saldırsak daha mı az kayıp veririz acaba? Ne var ki ordularında? Ne kadar askerleri olabilir yani? Lejyonerleri falan. Kaç lejyonerleri var? 10-11 falan. Hiç içeri girip adam kaybetmeyeyim o zaman. Kuşatma kampına saldır diyelim. Garnizondaki milislerle beraber çıkalım karşılarına. Aynen, aynen. Milislerle beraber çıkalım karşılarına. Abi gündüzü beklemek istemiyorum. İçerideki adamlarım zarar görüyor çünkü. Gündüzü beklemek istemiyorum o yüzden. Herkes otomatikte. Allah ne verdiyse. Evet, keşke gündüz girseymişiz bu arada. Birkaç saatte maksimum kaç adamımız ölürdü bilmiyorum ama acık bir yorulacağız. Sevgili George Jesus, iki tane şehrimiz var. Biri bu, biri de Hüsnü Fulk. Nasıl okunduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Biri bu, biri Hüsnü Fulk. Şahinim. Kardeşim. İlgilenmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben de Şubat ayı boyunca chat atıp dayanabileceğimi zannetmiyorum ama. Abi ilgi çekmeye çalışan çoluk çocuk dolu ortalık ya. Yapacak bir şey yok yani ne. Adam sırf hani sana karşıt görüş bildirmek için var, anladın mı? Ya lavuğun teki de oradan telkin veriyor böyle. Bunları çok fazla takmamak lazım yani. Adam iyi niyetli olabilir ya. Kes. Beğenmiyorsan kapı orada anasını satayım. Çarpı tuşunu da mı ben öğreteyim sana ya? Yapacak bir şey yok abi. Allah yardımcımız olsun gerçekten yani. Abone modu açmasak da şey yaparız ya. 10 dakika slow kayarız. 10 dakikada bir konuşsunlar. Ben hepsine sokarım. Evet,
evet şunları bir temizleyelim. Arkadaşlar bu arada herhangi bir şeyden rahatsızlık duyuyorsanız vallahi diyorum bakın benim tek tek kovmamı beklemeyin abi. Basın çarpıya gidin. Rahat bırakın beni. Ben böyleyim. Bu şekilde oynuyorum. Bu şekilde içerik üretiyorum. Bu şekilde keyif alıyorum. Ya rahatsız oluyorsan bas çarpıya çık. Ben mi kovayım illa? Yani ben mi ban atayım? Hadi tamam defol git buradan diye. Garip insanlar ya. Her yayın açtığımda şey veriyoruz. Savaş veriyoruz anasını satayım. Hepsinde de adamlara bilinçli tüketici olmayı anlatıyorum. Diyorum ki hani... Abi vakit değerli, kıymetli. Yani madem benim yaptığım bir şeyden rahatsızlık duyuyorsun değil mi? Niye bana zaman ayırıyorsun? Zaman ayırma bana. Zamanını daha iyi şekilde değerlendir. Bana kazandırma. Bak senin varlığın şu an bana bir bok kazandırmıyor. Dünyaya da bir bok kazandırmıyor da. Yani... Bilmiyorum ben sıkıldım ya vallaha. Kapatın chat'i Şubat'ta açarız ya. Sevgili Cekorkor 16. ayın kutlu olsun bu arada. Sağ olasın eyvallah. Canımız bayağı azaldı bu arada. Bu savaş bizim için zorlu olacak gibi. ...39'luk bir kayıp hiç fena değil. En azından Batı İmparatorluğu'nun bir ordusunu daha durdurmuş olduk. Ama Vostrum'a, itinayla Vostrum'a dalmaları çok fena. İtinayla Vostrum'a daldılar. Birileri esir alındı ama kimler tarafından esir alındı bilmiyorum. Bak yine bir dünya adam yakaladık burada. İçeri girene kadar lütfen tutsak limitini aşmaktan dolayı sıkıntı çıkarmayın. Eyvallah. Şimdi öncelikle şehrin garnizonunu yönet. Al buradakileri. 200 tane Kuzeyit Kağan muhafızı koyar mısın içeri? Hatta 250 koyuyorum ya. Sınırı böyle bir tık daha arttırıyorum. 250 tane Kuzeyit Kağan muhafızı takılacak burada. Bizim yeniden ordu toplamamız gerekecek ya. Var mı zindanda bir şeyler? Aldık zindandakileri. Eyvallah. Hemen hana git. Tutsaklar için şöyle bir tıkla. Bu 5'inin dışında da adam olmalı. Hayır bu 5'inin dışında tutsak yok. Peki. Şunları da bir yamultalım. Tam adam toplamaya gidiyorum. Hemen peşine düşüyorlar. Çok az adamım kaldı bu arada. Nasıl halledeceğiz ya? Çok fazla adam var bu arada. Eyvallah Tatarcan sağ olasın. Bayrağı beğenmene sevindim. Yaz. Avradına lollipop ısmarladığının evladı. Beğenmiyorsan izleme lan. Reklamdan şikayet ediyor bir de göt veren. Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. Cenab-ı Rabbil Alemin ben bu. Beyler.
Beyler çok zorluyorsunuz. Çok çok fazla zorluyorsunuz anacım. Fazla zorluyorsunuz şansınızı. Tamam abi, size konuşma hakkı verilmemesi gerekiyormuş. Ben bunu anladım. Sizler iletişim kurulmaya değecek insanlar değilsiniz. Kafanıza göre takılın. Chat abone modunda. Aa, 5 tane daha esir var gözüküyor. Aa, ben bunları idam etmedim çünkü. Dur bir saniye, şunları bir idam edelim hızlıca. Şunları bir hızlı hızlı idam edelim. Vallahi hiç şu an kendimi Şubat ayındaki ana sayfa sözleşmesi için germeyeceğim. Abone falansa da acımayın bu arada. Vurun kafasını abi. Hayır, time out falan yok. Direkt perma. Direkt perma. Ben birazdan zaten hani şu oyunu save alıp saldıktan sonra komple chat'i yok etmeye oynayacağım. Yürü bakalım, şuralardan biraz asker toplayalım. Çok fazla savaş oldu ya. Yani şu komplo görevleri gerçekleşmeden gerçekten bütün imparatorluk bize girdi. Ben şu oyunu oynadığımda niye sürekli eziyet çekiyorum? Bana niye sürekli eziyet ediyor bunlar ya? Üff. Kuzeyit İmparatorluğu'nun 3 ordusu. Abo. Kıpırdayamıyoruz yerimizden. Niye? Çünkü çok adam öldü ve asker taşıyacak hiç kimsemiz yok. Erzak taşıyacak falan. Sağlık olsun. Evet, bir çocuk daha dünyaya geldi. Şahane. Kim olduğunu bilmiyorum. Biraz dayanıklılığa gidebiliriz. George Jesus, kesene bereket dostum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Kusura bakma, belki kafam karışmıştır o ara. Abi çok şey yapıyorlar, çok 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 kafa ütülüyorlar. Çok can sıkıyorlar, çok kafa ütülüyorlar. Tabi son birkaç dakika bir ordu toplayalım edelim, videoyu sonlandıralım, ondan sonra şey yaparız. Bak misal ne yapacağız? Geçmişe dönük, abone de olsa tak tak tak. Bakarım tabii ki hayatım. Yok canım, Tatar canı da banlamayın, o daha neler. Şimdi kaybettiğimiz orduyu bir tekrardan toparlayalım. Bu arada bundan sonraki bölümlerde sevgili arkadaşlar chat kapalı oynayalım en güzeli, çünkü kesinlikle odaklanamıyoruz ve arkadaşlar inanın çok fazla inanın çok fazla gerizekalı ile uğraşıyorum yani. Evet, o yüzden dediğim gibi bundan sonraki bölümleri komple chat kapalı yaparız. Hatta şu dakikadan itibaren chat'i kapatalım, bir komple yayına odaklanalım. Aslına bakarsanız işin büyük kısmını hallettik. Ve ben herkesi toparlayacağım muhtemelen, çünkü 3 ordu toplamam gerekecek ve bu 3 ordu kolay kolay toplanmıyor. Bir de hepsi bana gelip saldırdı. Bak, Vostrum'daki yerleşim yerim kademe 3 oldu. 2 gösterip 3 şey yapıyorum. Vostrum'daki yerleşim yerim kademe 3 oldu. Artık orada da herhangi bir şekilde ok bulunmazsa bilemiyorum neler olur. Şöyle biraz toplayabildiğimiz kadar adam toplayalım. Orduları bir kendine getirelim. O şekilde devam edelim. Kameram kapalı bu arada. Ordumu toplarken yavaştan tıkınmaya devam edeceğim. Çok fazla atlı okçu gelmiyor gibi ya. Canım estağfurullah, ne demek? Öyle şey olur mu sevgili George Jesus? Tabii ki, tabii ki. Yok canım, yani sinir minir yok, o ne demek.
Bak Kabandar varmış, Samet'in yeğeni. Lord olduğunu tahmin ediyorum kendisinin sevgili dostum. George Jesus. Kesene bereket, teşekkür ederim. Yok abi sinirli falan değilim. Bilerek yaptıkları için hani konuyu çok fazla uzatıp videonun içine sıçmayacağım. Arkadaşlar gerçekten kaba tabiri de kullanmak istemiyorum ama ilgi arsızı bebeler var, tamam mı? İlgi arsızı çoluk çömbelek var. Bunlar gerçekten çok fazla darlıyor. Hani ne söylesen karşı tezini üretmeye çalışıyor, anladın mı? Yani ilgi manyağı bebe, yapacak bir şey yok. Anası ilgilenmiyor, babası ilgilenmiyor. Ki suçlamıyorum, anasının babasının yerinde olsam ben de ilgilenmem. Ortaya çıkan mahlukat belli çünkü. Yani velhasıl kelam hani 5 kişi bunu yapıyor, sıkıntı yok. 10 kişi bunu yapıyor, sıkıntı yok. Ama hani 15. adam da artık sırf hani konuşmak için konuşup eleştirmek için eleştirdiği zaman ne oluyor biliyor musun? Kafa patlıyor haliyle. İster istemez. Sıkıntı yok yoksa. Yukarı taraftan dönüp toparlayacağım orduyu. Şükürler olsun artık hani yerleşim yerlerime dalmıyorlar. 251 birim adam bıraktım oraya. Hala 130'u yaralı. Herifleri açlıktan öldürdüler ya. Açlıktan abi. Katlem seviye atladı. Ne kadar güzel. Vekillik becerileri ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi. Yani iaşeci olup daha fazla adam toplarlarsa bizim işimize gelir. Çok iyi. Orduların bir kısmını sevgili katleme de bırakacağım. Buralarda bir dolan bakalım Ortongrat'ın oraya doğru. Tam ordu toplayalım, süvari olsun, her şey olsun. Keyfimize bakalım diyeceğim. Sürekli bir kuşatma yiyoruz. Sürekli bir kuşatma yiyoruz. Şükürler olsun ilk kez rahatladık ya. Efendim sevgili George Jesus'tan 20 lira var. Bunun başını ve sonunu çok kaçırmışım abi ben. Isabella serisine gidiyorum. Bu seriye YouTube'dan devam. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sevgili dostum sağ olasın. Umarım keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin bu arada. Çok çok teşekkürler desteğin için. Ama şu adamların kademelerini bir ayarlayalım. 27 tane kademe bir adam kaldı. Bunları
Atıyoruz artık ya. 27'si birden atlıya gelişirse o ayrı tabii. Ve hala savaş atı yokluğumuz var değil mi? Sağlık olsun. Neyse orduyu iyi kötü toparladık. Tabii ki bu çok da verimli bir toparlanma değil. Büyük ihtimalle aldığımız adamların her biri düşük kademede. Özellikle müttefiklerimize verdiklerimiz. Sağlık olsun. Yani 500 adamımız var gibi düşünmeyeceğiz aslında. Ne var gibi düşüneceğiz? 200-300 adamımız var gibi düşüneceğiz büyük ihtimalle. Abi savaş atı o kadar zor bulunuyor ki. Gerçekten ordu geliştirmesi mümkün değil. 64 tane kağan muhafızı var. Evet, bunların sayısını arttırsak gayet iyi olurdu. Orduyu bir şekilde toparlamayı başardık dostlar. Bence orduyu toparlayabilmek gerçekten keyifli. En azından ne yapabiliriz? Minik savaşlarla yandaki adamlarımızı kasabiliriz. Aa bir tane bak aslında ne yaparız biliyor musun? Bir tane yaver alalım. O yavere de ordu dizelim. Bence güzel fikir. Evet ama handa kimse yok. Evet biraz savaş atı almayı başardım. Güzel paramız da 691k. Bir yaver bulup bir tane daha ordu kurabileydik iyiydi. 4 ordu iş yapardı. Şimdi bir sonraki fetih rotasyonumuz neresi olmalı? Batı İmparatorluğundaki bütün adamların kellelerini aldık. Güney İmparatorluğunun kellesini aldık. Kuzey İmparatorluğunun kellesini aldık. Yani dolayısıyla bir sonraki hedefimiz neresi olabilir? Paikon kuşatma altında. Tamluh'u yakıp yıkıyorlar. Şibal Zumru falan almışlar. Sanırım bizim bu adamları yıpratmamızdan en çok Kuzey İmparatorluğu. Kuzeyit faydalandı. Kuzey İmparatorluğu değil de. Gerçekten Kuzeyit bayağı bir fayda sağladı. Ya idamlara devam ederiz ya da Kuzeyit adalarız bilmiyorum. Çünkü Kuzeyit gerçekten çok adam toplamış. Tek başımıza bu serüven biraz zor olacak gibi ve evet askerlerin miktarını toparlayamıyorum ya bir türlü. Şöyle bir kameramızı geri açalım. Efendim ordumuzu tekrardan toparladık. Şehrimizi kurtarmayı başardık. Vosturum şehrimiz gerçekten büyük bir tehlike altındaydı. Ve bedava XP. Merhaba. Ben bunları bedava XP olarak gördüm. O yüzden daldım ve tık tık. Hala savaş atı eksiğim var. Bizim çocuklar 3-5 asker geliştirirse kârdır. Abi ordu toplaması ne uzun zaman alıyor ya. Abi oo. Şu Çaykant'tan falan bakalım. Var mı böyle bir tane hani herhangi bir yoldaş ya. Ya çocuklarımdan biri büyüse onlara da ordu kurarım da. Kara Nehra. Kara Neha. Nerha. Kurar ya iyi kötü. Merhaba. Gel benim birliğe. Şimdi öncelikle buna bir zırh mırh verip öyle şey yapalım. Çünkü bu halde pek bir faydası dokunmaz gibi askerlere. Zırhı falan da nereden bulacağız? Tabii ki savaşlardan. Savaşlardan kestiğimiz adamlardan falan vereceğiz. 5 taneye kadar birlik kurabiliyoruz. Çünkü hani yakın tarihte böyle bir 1000 askerlik bir kuvvetle ortalıkta dolanacak konumda olabiliriz. Abi ne kadar çok adam kaybetmişsen bak toplayamadım daha. Gir şu Tismil'den. Bir tık daha toparlayalım. Kuga yerleşken saldırı altında. Ya dalmadığınız yer mi var sanki? Her yere bir saldırı, her yere bir saldırı.
Eksi 10 bin. Bize en çok ne yıpratıyor peki? Sanırım Vosturum garnizonu ve 2700'lük haraç yıpratıyor bizi, öyle değil mi efendim? Bunlar böyle bir parça sıkıntı gibi. Tabii ki hayatım, DJ'ye bakabilirim. Baktım. Acıyordum. Voyager gibi olanlardan savaşçı olana ordu kurup klan olarak yetiştirince idam ettiğinde ilişki düşer mi? Düşer. Düşer. Yani ilişki düşmemesi için zalim falan olması gerekiyor. Zalim olmadığı takdirde ilişkiniz düşüyor efendim. Evet. Yani Acıyordum, Vigoter ya da işte sizin yaveriniz olan herhangi biri klan kurarsa şayet, şimdi benim birliğimdeyken hiçbir sıkıntı olmaz. İdam ettiğimiz adamlar herhangi bir şekilde bu adamla aramdaki ilişkiyi etkilemez. Ya yani ne bu adamla ne buradakiyle. Çünkü bunlar gezgin, diyarın soylusu değil. Ama kendilerine klan kurarsak ve bir soyluymuş gibi ünvan verirsek efendim, ilişki düşer. Evet. Yani ilişkinin düşmediği durumlar söz konusu olmuyordu galiba ya. Sürekli ilişki düşüyordu, değil mi? Raunch Prime'ın avantajıyla dördüncü ayında bu arada. Çok teşekkür ederim sevgili Raunch. Sağ olasın, eyvallah. Çok teşekkürler. Hop 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 hop. 377 adama ulaşabilirsem artık. Hani nihayet orduyu topladım ve sefere hazırım diyebileceğim ama diyemiyorum bile. Evet, klan olduklarında onlar da ülkenin bir soyluymuş, ülkenin bir soylusuymuş gibi davranıyor. Klan oldukları zaman. Ama klan olmadan ilişkin düşmez. Yani hepsiyle ilişki düşüyordu galiba ya. Gene yerleşim yeri yağmalıyorlar. Aa, yeter ama ya. Daha ne kadar yerleşim yeri yağmalayacaksınız? Aman ya Rabbim. Akıncıları yok et görevi. Arzagos'tan mesaj. Yeter artık. Bir ordu fullenebilir mi? Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi aşağı yukarı bütün orduyu fullediğimi varsayacak olursak, bundan sonraki aşamada ne yapmak gerekir? Tabii ki videoyu sonlandırıp bugünlük bu kadar diyeceğiz ama gelecek bölümler için planımız ne olacak? Gelecek bölümler için planımız bütün Güney İmparatorluğu'nun kalan elemanlarını öldürmek olacak ki yok olsunlar ve topraklarının miktarı azalsın. Umarım imparatorluğu yıktıktan sonra bana bir şey gösterir ya, minik bir ara sahne, sinematik falan. Evet dostlar, nihayet bütün orduyu toplamayı başardık. Yani gerçekten ordu toplaması çok büyük sıkıntı. Ordu toplamasından daha büyük bir sıkıntı varsa o da muhakkak ki at toplamaktır. Çünkü at toplayıp ordudaki atlı birlikleri upgrade'lemek de bir hayli zor oluyor. Efendim, gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vostrum büyük bir tehlikeden kurtarıldı. Yeni bir şehir alındı. Bununla beraber gelecek bölümlerde dediğim gibi mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek ve bizim bütün yaptıklarımız kuzeyi de yaradı büyük ihtimalle. Yani herkesin içinden geçtik ama yaptıklarımız kuzeyi de yaradı gibi. Neyse. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler, kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim ve sevgili birinci Eren de Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin birinci Eren, merhabalar. Esenlikle kalın dostlar. Bay bay.